Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 230 آيات. أستعيذ بالله. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Onun arkasından eğer ayolunu talak kılsa, yani eri ayolunu talak kılsa, bu üçüncü talak buladı. Üçüncü talaktan keyin ayol eriye halal bo'lmaydi, ta ki undan başka eriye tekkuniga kadar, undan başka eriye nikahlanguniga kadar. Eğer bunun arkasından ikinci er ayolunu talak kılsa, bu ikilisiga günah bo'lmaydi, birbirlariga qaychilikleri. Yani birinci er bilan xotin yana birbiriga qaychiligi günah bo'lmaydi. Eğer ikkalalari gumon qilsalar ki Allohning hadlarini qoyim qila olishliklarini ve bular Allohning hadlaridir. Ularını Allah Teala biladigan kavimler için bayan kılıp biradı. Suyuti ettiler ki فَاِنْ طَلَّقَهَا اَزَّوْجُ بَعْدَ اِسْنَتَيْنِ. Eğer er ikide talaktan keyin hatırını talak kılsa فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ بَعْدَ طَلَقَتِ السَّلِسَةِ. Şimdi bu ayol birinci erige halal bu mıydı bu üçüncü talaktan keyin? Hattaten ki hatta tezavvece zavcan gayrahu, ta ki ayol kişi birinci eriden başka eriye tek günüye kadar, nikahlan günüye kadar, turmuş kur günüye kadar. Ve yata'aha kema fil hadisi ravahu şeyhan. Bukhari ve Müslim iki şeyh rivayetine hadiste ki geldik, yani eriye tek günü ve cimakı günüye kadar. Yani Kur'an'da fakat yine nikah meselesi geliyordu. Suyuti bana şartta tefsirde ve yata aha diyordu. Ve cima kısa diyordu. Fe'in tallakaha ey ezzavcu sani. Eğer hatırını ikinci yer talak kısa. Fela cünaha aleyhime. Eri hatınge günah yok. Ey ezzavcati ve zavcil evveli. Hatınge ve birinci eriye günah yok. En yetaraci'a ila nikahi ba'da inqidal iddeti. İdde bitkendeki nikahke kaçliklerde günah yok. İn zanna en yuqime hududallahi. Eğer Allah'ın hadlarını, kanunlarını kayın kılıçliklerine güman kılıçsa, işenizse. Ve tilkel mezguratu şu zikir kılıngen meseleler, hükümler, kanunlar hududullahi Allah'ın hadlarıdır. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِلَدِيَانِ yani يَتَدَبَّرُونَ تَدَبُّرْ كُلَدِيَانِ تَفَكُّرْ كُلَدِيَانِ kavimler için Allah Teala bunlarını bayan kıladı. Bu ayet yukarıdaki ayetinin devamıdır. Görünüp durdu. Ve üçüncü talak doğrusu haber veriyor. فَاِنْ طَلَّقَهَا eğer o şey eri hatınını talak kısa. Üçüncü talak mısa bu. Üçüncü mertte talak kılıyordu. Şimdi hatın فَلَا تَحِلُّ قَلِنْ تَحِلُّ مُعَنَّس hatın kişi halal bu meydir lehu irige min ba'du bundan keyin üç talaktan keyin ta ki eriden başka yani başka erkekke zavuç erige tek günüge kadar nikahlan günüge kadar. Bana şu ayet üç talaktan keyin nikahını caiz mesleğine kösetiyordu. Yaşayıştığı yolu yok. Üç talaktan keyin.
Bitta yo'li bo'lyaptiki, boshqa eriga tekkisa. Keyin fa'in talloqaha. Ikkinchi erini taloq qilsa. Undan keyin bular o'rtalarida shariatga muvofiq yashay olishlikka ko'zlari yetsa, qaytsa bo'lyapti. Ana yo'li shu bo'lyapti. Boshqa yo'li yo'q. Bitta shu yo'li bor xolos. Bu nima degani? Albatta eri xotini ajrashgandan keyin xotin iddasi bitgandan keyin. Iddasi bitish kerak albatta. Iddasi bitgandan keyin boshqa bir odamga tegadi, yashaydi. Va o'sha vaqtda nikohda abadiy yashashni niyat qiladi ikkala taraf ham. Vaqtinchalik emas. Bu masalaga keyinroq kelamiz. Vaqtinchalik yashashni niyat qilsa joiz emas, gunohkor bo'ladi, hammasi gunohkor bo'ladi. Abadiy yashashlikni, hayotda oxirigacha birga yashashlikni niyat qiladi. Shu niyatda nikoh quriladi. Keyin birinchi er, ya ikkinchi er, ya öldü, ya ki kelishmadi da taloq qildi. Mana shunday vaqtda, agar ikkinchi er ölse, ya ki kafir bo'ldi, xolos nikoh buzildi, ya ki mesela bu taloq qildi, kelishmadi. Xotin iddasi bitgandan keyin, bu oldingi eri bilan, ya'ni yana birga yashaganlari keldi. Bu taloq bo'lganligi, ajralganligi pushaymon bo'ldilar. Bundan keyin shariatga muvofiq yashashlikka ko'zlari yetsa, yashashlari mumkin. Yangi nikoh qilishlari mumkin. Haligi oldingi ishda qilingan taloq hammasi yo'qolib ketgan hisoblanadi. Shariat ularga yangidan imkoniyat beryapti. Agar yana janjal qilsa, taloq qilsa, bir taloq tushadi. Taloq qilmasin u endi. Lekin mabodo yana taloq qiladigan bo'lsa, bir taloq tushadi. Bu yerda ba'zi ixtilofli masalalar bor. Birinchi masala, ayol kishi o'zi agar valisiz erga tegsa nima bo'ladi nikohi? Butun ahli sunnat va jamoat aytadiki, ayol kishi o'zi mustaqil erga tegmasin. Valisi uni erga bersin deydi. Yuqorida ham aytdik, mushriklarni uylantirmanglar degan oyatda ham aytdikki, o'sha oyatdan dalolat qilyaptiki, valisi bo'lsin. Ayol kishining masalan dadasi, akasi, mana shunday yaqinlari erkaklar ishda suda turib, uni erga bersin. O'zi erga tegmasin. Hamma ulamolarning fikri shu. Agar endi valisiz tegsa nima bo'ladi? Dadasini iznisiz, xabarisiz yoki dadasi qarshi bo'lgan holatda tegsa nima bo'ladi? Valilari, erkaklar, qarindoshlari qarshi bo'lgan holatda yoki xabarsiz tegib ketsa nima bo'ladi? Shariy uylanyapti, nikoh qilyapti-yu, validizni yo'q. Nima bo'ladi deganda, ba'zi olmatadiki bu nikoh bo'lmaydi deydi. Bu zino bo'ladi deydi. Ularni nikohi e'tiborga olinmaydi deydi. Va ba'zi ulamolar aytadiki, nikoh bo'ladi-yu, qattiq gunohkor bo'lishadi. Erkak ham ayol ham qattiq gunohkor bo'ladi deydi. Jumhurning fikri nikohni bo'lavorishligi. Nikoh bo'ladi, lekin gunohkor bo'ladi. Ya'ni masalaga diqqat qilishlik kerak. Nikoh bo'lar ekan demak bo'lar ekan degani emas. Qattiq gunohkor bo'lishadi. Gunohdan saqlansin. Payg'ambarimiz alayhisalom ta'kidlaganlar, valisiz nikoh bo'lmaydi deganlar. O'sha hadisning zohiriga ko'ra ba'zi ulamolar bu nikoh botil deydi. Lekin jumhur aytadiki, bo'lar deydi. Ba'zi ulamolar qattiq turganligini sababi nikoh masalasida fasodga yo'l ochilmasin. Ayollar, qizlar valisingizni siz tegib ketavermasin deb bu masalada qattiqlik qiladilar. Endi nimaga? Chunki ayol kishi tabiati nozik, qalbi nozik, tabiati yumshoq bo'lganligi uchun ba'zi bir munofiq insonlar o'zi qalbi maraz, qalbi buzuq insonu zohiran yaxshi ko'rinyapti, yaxshi muomala qilyapti. Ayol kishi qalbi nozik, qalbi yumshoq bo'lganligi uchun, ojiza bo'lganligi uchun ta'sirlanib aldanib qolishi mumkin. Shuning uchun shariat ayollarni himoya qilib, har xil munofiqlar aldab uni hayotini barbod qilmasin, uni sharmanda qilmasin va obro'sini to'kmasin, izzatiga, nomusiga zarar yetkazmasin deb shariat bu masalani valilariga bog'lagan. Erkaklar bu ishda ustida tursin, yaxshilab tekshirsin,
Eğer kız bilen yigit birbirine münasip olsa, ana onda nikahga keyin ihtiyam kısınlar deydi. Xullas bu mesele ayollarını himoya qilishlik uchundir. Hanafi mazhab ham mana shu fikrda. Vali bo'lsin deydi, bo'lmasa ya'ni farz emas vali, vojib deydi. Bizda ko'pchilik hanafiylar o'ylaydiki, ya valisiz ham bo'laveradi deb o'ylashadi. Ya'ni ilmiy e'tibordan. Urf-odatda valisiz ish qilishmaydi albatta-yu, lekin ilmiy e'tibordan valisiz bo'laveradi deb o'ylaydi. Yo'q. Valisiz qilinadigan bo'lsa hanafi mazhabida ham gunohkor bo'ladi. Lekin nikoh botil bo'lmaydi. Dalil hatta tankiha zavjan g'ayrahu. Qarang, ayol kishi birinchi eridan boshqa eriga nikohlanguniga qadar deyapti. Tankihadagi nikoh kalimasini Alloh taolo ayolga nisbat beryapti. Qarang, hatta tankiha deyapti. Hatta tunkaha demadi. Nikoh qilinguniga qadar deyapti. Yoki hatta nakahtumuha. Sizlar uni boshqa erga berganlaringizga qadar demadi Alloh taolo. To'g'ridan to'g'ri ayolga nisbat beryapti. Ayol kishi boshqa erga tekkuniga qadar deyapti. Nikohlanguniga qadar deyapti. Demakki ayol kishi o'zi tegishi mumkin ekan. Buni inkor qilmaslik kerak. Bu masalalarga diqqat qilishlik kerak. Ammo bu degani yana takrorlatamizki, valini e'tiborsiz qoldiraversin. Otasidan, akasidan so'ramasa ham bo'laveradi, izn shart emas, kerak emas degani emas bu ham. Adolatli bo'lishlik kerak. Ikkinchi ixtilofli masala. Hatta tanki hazavjon g'ayrahu. Boshqa yerga tekkuniga qadar deyildi. Bu yerda hozir nikoh deyildi. Nikohda ikkita ma'nosi bor. Biri aqd, ijobi qabul. Masalan, ayol taraf o'tiradi, erkak taraf o'tiradi, kamida ikkita shohid bor. Keyin so'raladi. Masalan, qizingizni berdingizmi yoki ayolga aytiladiki, siz qabul qildingizmi nikohini? Sa qabul qildim deydi. Bu tarafdan ham so'raydi. Qabul qildingizmi? Qabul qildim. Ya'ni moziy lahzada bo'lishi kerak. O'tgan zamon siyg'asida aniq bo'lishi kerak. Qabul qildingizmi? Ha, ha degan gaplar bo'lmaydi. Qabul qildim deyishlik kerak yoki qabul qilaman, qabul qilayman degan gaplar bo'lmaydi. O'tgan zamon bo'lishi kerak. Qabul qildim deyishlik kerak. Nikohimga oldim, tegdim, uylandim, nikohlandim. Shunaqangi o'tgan zamonni bildiradigan fe'llar ishlatilishi kerak. Bu aqd, nikohning aqdi. Nikoh ba'zan shu aqdga ham ishlatiladi. Ba'zan nikoh jimoga ham ishlatiladi. Ijobi qabul bo'lgandan keyin, shu qabul qildim kalimalari bo'lgandan keyin, er-xotinning jinsiy aloqasiga ham nikoh deyiladi. Nikoh degan kalima ikkala ma'noda kelaveradi. Endi bu yerda qaysi ma'noda? Deganda ikkita tafsir bor. Ba'zilar aytadiki, ijobi qabul ma'nosida. Ijobi qabul bo'ldimi bas. Bu tafsirga ko'ra bir xotinni eri uch taloq qildimi, bu xotin boshqasiga borib ijobi qabul qilsa, lekin jimo qilmasa, keyin janjal to'palan chiqdi, eridan ajrashaman dedi, ajrashdi, ikkinchi taloq qildi. Bu tafsirga ko'ra bu xotin birinchi eriga tegishi mumkin. Chunki bu yerdagi tankihani faqatgina aqd deb tafsir qilinyapti. İkinci tafsir. İkinci tafsirga ko'ra bu nikoh kalimasi jimo degan ma'noda. Oyatni zohiri ham bunga dalolat qilyapti. Chunki haqiqatan kiha zaujan deyapti. Qarang, zauj eriga deyapti. Ya'ni bir erkak xotinga qachon er deb ataladi? Ijobi qabul bo'lgandan keyin. Ijobi qabul bo'lgandan keyin er deyiladi. Eriga nikohlanguniga qadar deyaptimi? Demakki nikohning ma'nosi bu yerda jimo ekan deyishadi. Bu albatta ba'zi ulamolarning fikri, oyatni o'zidan isbot qilishadi shunday qilib. Va ko'pchilik ulamolar aytadiki, yana jumhur hamma desa ham bo'ladi, ba'zi olimlar mustasno, butun ahli sunnat va jamoat aytadiki, bu yerdagi nikohdan maqsad jimo deydi. Agarchi oyatni o'zidan sabit qilmasak ham, hadisdan sabit bo'lgan bu deydi. Bütün fiqh kitoblarda va tafsirlarning ko'pida hali birinchi tafsir Said ibn al-Musayyabga nisbat beriladi. Büyük tabiin olim, tabiinlarning ichidagi eng katta olimlardan bittasi. U va uning ashablari va ularga ergashgan ba'zi olimlar aytadiki, o'sha
icabı kabul olsa bas deyiz. Bundan keyin talab qilsa, iddiasi bitgandan keyin bu xotin birinchi eriga qaytishi mumkin deydi. Fiqhiy kitoblarda ulamolar aytadiki, Said ibn al-Musayyabning bu tafsirga ko'ra kim fatvo bersa, fatvosi mardud olinmaydi deydi. Chunki jumhurga xilof. Butun jumhur bu yerda nikohdan maqsad jimo deyilgan. Chunki hadislarda bu narsa tafsir qilib aytilgan deydilar. Hozir hadislarni tekshirib ko'ramiz. Lekin İbn Kesir başka bir fikirde ortaya koyuyorlar. Said ibn al-Musayyab'a nisbet verişlik ne doğru dedi. Ayetler bana fukahaların ortasında Said ibn al-Musayyab'ın fikri şudur böyledi. Annahu yakul yahsulul maksud min tahliliha lil avval bi mücadil akdi ala sani. Bu şey ikinci erige akdinin özü bilenek hatın birinci erige halal buladır. Halalliğin bo'lgan maqsad hosil bo'ladi deydi deb o'ylashadi. Va fi sihhatihi anhu nazarun. Lekin bu qavlni Said ibn Musayyabdan sahih holatda kelganligiga bitta nazar bor, e'tiroz bor deyapti. Ibn Kasir aytayaptiki, biz uni rad qilamiz deyapti. Lekin mashhur ulamolar zikr qilgan buni. Shavkoni ham tafsirida hech ikkilanmagan holatda Said ibn Musayyabning fikri shu degan. İbn-i Kesir'im etiyatına Şeyh Abu Umar İbn-i Abdilberham قَدْ حَكَهُ عَنْهُ فِي الْاِسْتِذْكَرِ İstizkar kitabında Said-ül Musayyab'dan şu fatvanı kilitleri yaptı diyordu. Lekin İbn-i Kesir bunu rad kılarken azı bu fatvanı, bu tafsirde yani tafsir rad kılın yaptı hazır. Öğledeki nikahtan maksat fakat yine akıt diyen tafsir rad kılın yaptı. Birinci rad kılıçlik, eğer Said-ül Musayyab'dan sahih holatda sabit bo'lgan bo'lsa ham hadisga xilof bo'lganligi uchun rad qilamiz. Hozir hadislarni o'qiymiz. Ikkinchidan aytamizki, aslida Said ibn Musayyabdan bunday fatvo bo'lishi mumkin emas. Chunki mana Ibn Jarir rivoyat qilayotgan hadisda An Said ibn Musayyab Ali ibn Umar Ali nabiy sallallohu alayhi va sallam. Qarang, Said ibn Musayyab Ibn Umardan Ibn Umar payg'ambarimizdan rivoyat qilayotgan hadis. في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول يعني برادان بخاتم لن أولاده كين أنه باين طلاق لده كين باشق إرغتي يده بخاتم باشق إر أولاده وأنه خاتمنا جماع قلشتان عالدن طلاق لده شنده بو خاتم birinciye kaçsa buladığımızı Resulullah'dan soruştu. Kale Resulullah deyiptiler ki la katın kaytarmıydı. Hatta tazuka usaylatahu. Ta ki ayol erinin, o şey ikinci erinin asal danıdan tatı günüge kadar. Ve yazuka usaylataha ve erhem onun asal danıdan tatı günüge kadar deyiptiler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam adab kılıp cima meselesini yani cinsi alakanın ruhiyatıya çıkış meselesini asaldan dıp çüntür yaptılar. Yani cima buluşluk gerek. Koşuluşluk buluşluk gerek. Bu masam yok diyaptılar. Şu bu masam bu mevdi yaptılar. Yani şu hadis Said ibn Musayyab'dan ruhat kılını yaptı. İbn-i Kesir şunun güçlü yaptı ki uzları bu hadisi ruhat kılıp hani kılıp hadisiye kılıp fatva biraz yaptı. Ve yine İmam Ahmed bin Hanbal'dan ham başka bir rivayet keltiribdi. Bu yerda ham An Said ibn Musayyab Ali ibn Umar Ali Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu aynı mesele. Said ibn Musayyab İbn Umar'dan İbn Umar peygamberimizden aynı hadis peygamberimizden soruştu ki şu cima kılıçtan aldın talak kısa feyutallikuha qabla yadkula biha fetercu ila zavciha l-avval cima kılıçtan aldın talak kısa birinci yerge kaytoradımızsa fekala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem hatta yazuqa ala usaylata. Yeri asaldandan tat günüge kadar bu mevdede yaptılar. Nasai hem ruvat kıyken bunu. Şunun için İbn-i Kesiret yaptı ki Said ibn Musayyab deyik bir kapta alim. Merfu halette bu hadislerde ruvat kısa da kim bu hadisler yıkılıp bugün fatvanı birisi mümkünmez. Ve yine o fatvanı hiç kendik bir senediyem yok, deliliyem yok. Yine vallahu alem diyaptılar. Bundaki bana başka hadislerde kilitliyordu İbn-i Kesir.
başka sahabelerden, Said ibn Musayyab'dan başka tabiinlerden rivayet edilen hadisler. Juda ko'p hadislar kelgan. Masalan, su'ilan nabiy sallallohu alayhi vasallam ani rajli yutalliq imratahu salasan fa yatazawwajuha akhar. Bir xotin erini, bir erkak xotinni uch taloq qiladi, keyin bu xotinni boshqa erkak oladi, iddasi bitgandan keyin fa yughliqu al-baba va yuhi sitra summa yutalliqaha. Darvozani berkitadi nikohdan keyin, padani tushiradi-yu keyin taloq qiladi. Qoblan yadqula biha. Ya'ni uni jimo qilishdan oldin. Hal tahilul avval xotin birinchi eriga halol bo'ladimi? Deb so'rashdi. Qola Rasululloh aytlarki, la hatta yazuqal usayla. Toki asaldondan tortuniga qadar yo'q deyaptilar. Bu hadis ya'ni ko'p yo'llardan kelgan. Buxoriy Muslimda Suyutining sharh qilgan hadisi Rifa'aning hadisidir. Buxoriy Muslimda kelgan sahih hadis. Ayşe anamızdan rivayet kıladı ki, bir günümüz Ebu Bekir, ikilemiz Resulullah'ın huzurunda oturduk, Rifa'nın hatını kirip geldi. Etti ki, Rifa'a beni üç talak kılıyordu. Kiyin Abdurrahman bin Zübeyir memlen üylendi. Dedi. Lekin Abdurrahman bin Zübeyir'den razı mesmen dedi. Ve inneme indahu mislul hudbeti ve gazet hudbete min cilbabiha. Cilbabı hicabının burçakını üşedi de ayol kişi etti. O şuna kadar yok şeydi dedi. Yani cimaklar mıydı dedi. Abdurrahman bin Zübeyir doğrusu da. Şimdi darvazanında Halid bin Said Turgan dedi. Etti ki ey Ebu Bekir bu ayoldu. Resulullah'ın huzurunda bunu dedi işte de mankımesiler mi? Ne yaptı bu? Üyelmedi mi dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ise fakat tebessüm kıldılar. Sahabeler işare kıldılar. İndemiyorlar dediler. Tavasun kıldılar halas. Ki ettiler ki kendeki turidinen tercihi ila rifa'a. Sen huddu aldığın erinde kayıtması yok şey sandınlar. Ettiler ki la hatta tazuki usayletahu. Ettiler ki yok. Sen birinci erinde kayıtamıyorsan ta ki ikinci erin asaldanını tatı gününe kadar. Ve yazuka usayletaki. Ve o hem senin asaldanını tatı gününe kadar yaptılar. Mana shu hadisni ma'nosi butun hadis kitoblarida kelgan. Shu ma'noda juda ko'pgina hadislar bor. Ularning hammasidan ma'lum bo'lyaptiki, jimo shart ekan. Jimoni shartligini ba'zilar oyat o'zidan isbot qiladi, ba'zilar mana bu hadislardan isbot qiladi. Said ibn al-Musayyabning fatvosi shu hadislardan rad bo'lyapti. Payg'ambarimizdan ko'p so'raldi masala, hammasiga yo'q dedilar. Yo'q dedilar. Jimo bo'lishlik kerak dedilar. Şunun için nereye kavurge fatva verilmedi. Egerçi Said'in Musayyab'dan sahih halette sabit buyan Musayyab. Ve bu nikah sahih buluşluk gerek. İkinci yer bilen buladığı nikah sahih buluşluk gerek. Şeriat ki muvafık nikah buluşluk gerek. Eğer batıl bir nikah bulsa caizmez. Eğer zina bulsa caizmez. Yani zina şeriat ki hırap buyan nikahlar bu ayolni birinchi yiliga halol bo'lishiga sababchi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ikkinchi nikoh shariatga muvofiq bo'lishlik kerak. Va shariatga muvofiq bo'lishligining yana bitta sharti inson uylangan vaqtida doimiy yashashlikni niyat qilishligi. Vaqtinchalik uylanishlik joiz emas. Islomning avvalida bor edi mut'a, vaqtinchalik uylanishlik. Payg'ambarimiz alayhisalom keyin man qildilar. Vaqtinchalik uylanishlik joiz emas. Durusmaz. Haram kılındı. Men kılındı. Vaktinçeyle uylanışının suratları köp. Muta deyiladi, muvakkat deyiladi. Ya ki halala deyiladi. Bana bunda yerde halala nikahları var. Bunlar hamasi caizmez. Durusmaz. Şeriyette men kılıngan. Muta, vaktinçeyle nikahları meselesi ki rahkeledi. Uzun onu da bahsedemiz. Hazır bizi mavzuyumuz halola masalasi, halola nikohi. Bizim mullalar rivoyatlantirgan bir amal. Ya'ni bir xotinni eri uch taloq qilgan bo'lsa, hila qilishadi. Hilai shar'iy deyishib, bir erkakni topishadi, bu xotin bilan vaqtinchalikki uylanadi. Faqatgina jimo qilishlik. Uylanadi, jimo qiladi, keyin taloq qiladi. Xotin iddasi bitgandan keyin birinchi eriga qaytib ketaveradi. Şimdi fatvalar veriler. Bu caiz mes bu.
ulamolar man qilishadi buni. Chunki taxtinchalikka bo'lyapti. Xotinni birinchi eriga halol qilishlik uchun qilinyapti xolos bu nikoh. Va nihoyatda xunuk bir nikohdir. Ibn Kasir mana shuni sana aytibdilarki, halol qilishlik uchun uylangan kishilarni payg'ambarimiz alayhisalom sahih hadislarda la'natlaganlar, qattiq qoralaganlar. Va jumhur ulamolar imomlarning ko'pchiligi bunday nikohni botil deydilar. Botil. Ya'ni bunday nikoh bilan bo'lgan narsa botil bo'lgandan keyin zino bo'ladi. Ya'ni shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Mullalar doim shu Qur'on hadisga xilof bo'lgan narsalarga juda jasoratli. Bir necha hadis keltiramiz. Ahmad bin Hanbal rivoyat qilgan hadis. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinyapti. Qola aytayaptilarki, la'ana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam al-washimata wal-mustawshimata wal-wasilata wal-mustawsilata wal-muhallila wal-muhallala lahu va akila riba va mukilahu. Payg'ambarimiz alayhissalom mana bu insonlarni la'natlayaptilar. Biri, ya'ni badaniga dog' bostiradigan, chizdiradigan ayollar. Chizishligini chizdiradigan va chizadigan ikkalasini ham. Soch ulaydigan va ulatadigan ikkalasi ham val muhallil halol qilib beruvchi erkakka la'nat bo'lsin deydi. Allohning la'nati bo'lsin deydi. Bu kim bu? Bu birinchi, ikkinchi yer bu. O'sha mullalar hila qilib berishadi. Aytadiki, tamam bir erkak topinglar deydi. Xotin iddasi bitdimi? Birinchi xotin eridan ushtaloq qilingan xotin ikkinchi erkak topishadi. Faqatgina birinchi eriga qaytishligi halol bo'lsin deb unga uylantirishadi. Shuning uchun halola deyishadi buni. Halol qilib hadisda ham ana muhallil halol qilib beruvchi ikkinchi erga nikohlanadi, ikkinchi er yashaydi. Bir kecha yashaydi xolos. Vaqtinchalik, bir hafta yashasin. Maqsadi yashashlik emas. Jimo qilsinu, keyin taloq qilsin va bu xotin birinchi eriga halol bo'lsin. Shuning uchun shu niyatda bo'lganligi uchun payg'ambarimiz muhallil deyaptilar. Halol qilib beruvchi deyaptilar. Shuni la'natladilar payg'ambarimiz alayhisalom. Bular mal'undur. Demak, bu amal nihoyatda bir rasvo amalki payg'ambarimiz alayhisalom la'natlayaptilar. Razillik, sharmandachilikki payg'ambarimiz la'natlayaptilar. Val muhallala lahu va unga halol qilib beriluvchiga ham la'nat bo'lsin deyaptilar. Bu kim? Birinchi er. Birinchi eriga halol bo'lsin deb qilinyapti. Shuning uchun uni ham la'natlayaptilar. Bu yerda er, ikkala er va xotin. Uchalasi ham mal'un bo'ladi. Uchalasi ham sharmanda, uchalasi ham pashkash va uchalasi ham beg'ayrat bo'ladi. Erkaklar xususan dayus, ikkala erkak ham dayus. Qarang, ya'ni birinchi erkak endi o'zini xotinini jimo qilishligi uchun odam axtarib yuribdi. Endi ikkinchi er uylangandan keyin xotin uniki bo'ldi. O'zini xotinini boshqasiga bermoqchi endi bu odam. O'zini nikohidagi xotinni boshqasiga bermoqchi. Ikkalasi ham dayus, ikkalasi ham to'ng'izdan battar ular. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom ikkalasiga ham la'nat bo'lsin deyaptilar. Shunday bir pastkash insonlar ular. Endi bunday payg'ambarimiz la'natlagan narsaga mullalar qanday qilib yo'l topib berishadi? Qanday qilib uzun berishadi? Bu joiz emas-ku. Ibn Kasir aytibdilar, "Summa rahu Ahmad va Tirmizi va Nasai" Qarin Ahmad bin Hanbalda, Tirmiziyda, Nasoiylarda rivoyat qilingan. Summa qala Tirmiziy, Tirmiziy aytdilarki, "Haza hadisun hasanun sahih." Bu sahih hadisdir deyaptilar. Tirmiziyda o'qidingiz. Boshqa rivoyatlarda faqat o'zlari zikr qilingan. La'anallohu al-muhallila wal-muhallala lahu. Ikkala erkakni ham la'natlayaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Allohning la'nati bo'lsin deyaptilar. Juda ko'p hadislarda la'natlaganlar. Sahobalarda ham juda qattiq fatvolari bor. Boshqa bir hadisda Ibn Majah rivoyat qilgan hadis Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ala ukhbirukum bi tisil musta'ar Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, oriyaga olingan. Hali vaqtinchalikka olingan ho'kiz to'g'risida sizlarga xabar beraymi deyaptilar. Ya'ni bir odamda ikkita uchta sigiri bor. Bir odamga aytadiki, sizni ho'kizingiz bormi dedi. Ha, berib turing 3-4 kunga dedi. Hali ho'kizni olib keladi, sigirlarga qo'shib qo'yadi.
qochsindir. Ki hamile bo'lsindir. O'sha ho'kizni qani vaqtinchalikka olyapsiz istiyoraga. Ba'zi insonlar shunday ho'kizlar yoki qo'chqonlarni berib pul olishadi. Bu joiz emas bu. Harom bu. Xullas bir erkak hayvonni olib vaqtinchalikka olib 3 kunga mi, 1 haftaga mi? Olatda o'zini urg'ochi bo'lgan hayvonlarga qo'shib qo'yadi. U ha ho'kiz bo'lsin, ot bo'lsin, eşki bo'lsin, qo'y bo'lsin, farq qilmaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, shunday istioraga olingan, vaqtinchaga olingan bu ho'kiz to'g'risida sizlarga xabar beraymi deyaptilar. Qalu bala ya Rasululloh. Sahobalar hayron qolishdi. Nima gap bu? Aytdilar, bo'lmasam-chi, ayting, kim ekan bu? Qala huval muhallilu. Aytdilarki, u halol qilib beruvchi. Ikkinchi yer. Qarang. İkinci yılda Peygamberimiz arasına vaktinçeke alıngan hüküz diye yaptılar. La'anallahu vel muhallile vel muhallele lehu. Bayet yaptılar ki, halal kılıp bir uç erkekke ve halal kılın uç erkekke ikelesi yem Allah'ın laneti bulsun diye yaptılar. Allah lanetledi diye yaptılar. Bunçeli kattığı gepler etilingenden ki, hani kılı uzun bir adım bunlar. Ce takvadarıdı ki bunlar. Başka bir hadiste. İbn Abbas'tan rivayet yaptı. Su'ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nikahil muhallil. Halal kılıp bir üçünün nikahından peygamberimizden soruldu. La. İlla nikah rağbetin. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki bu ne nikah bu meydi yaptılar. Halal kılıp bir iş maksadda nikah bu meydi. Lakin rağbet nikahı bulsun. Yani iyi hatun birbirini yaş görüp birbirini tenlep yani hayatımızı ahri geçe yaşayımız diyen nikah mısın? Bundan ki er öldü, ya ki kim gelişenmedi, hiç kütülmeyen de talak buldu, ana onda ki birinci yeriye kaysa bulardı. Ve şu hadiste diyordular ki, Allah'ın kitabını mesara kımeyler diyordular. Hakim rivayet kıyan hadiste, İbn-i Umar'ın yanındaki bir adam geldi. Fese'lehu an racdin tallak imratahu selesen. فَتَزَوَّجَهَا اَخُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُعَمَرَةٍ مِنْهُ Bir adam hatınını üç talak kıldı. Ki ular erkekler gelişmeyen halette başka bir adam bu hatını yüklendirdi. لِيُحِلَّهَا لِيَخِيهِ Ve penişi yüklendi demeye bir adamımıza bir halal kılıp veriyordu. Yaşlı kımahçı. هَلْ تَحِلُّ لِلْاَوَّلِ Karim, İbn-i Umar'dan sonra şey yaptı. Edi şu hatın birincisiye halal bulardı mı şunda? Fekala la. Aytılar yok dediler. Yani birinci yerde haberi yok. İkinci yer onge yaşlılık kımakçı. Şunlarda ailesine tikilemek. Üçten albu yanıdı. Kısa şunu yan bu meddiyat. İlla nikahu rağbe. Rağbet nikahı buluşluk kere diyat. Ular daimi yaşaslılık maksadda üylensin diyat. Bu mesela bu meddiyatdılar. Künne na'uddu haza sifahen. Ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet ki, bu nesanı biz Rasulullah'ın zamanında zina deyip senardık diyordular. Zina bu. İbn-i Umar zina ne yaptı bunu? Hakimiyet yaptılar ki, haza hadisun sahih ul isnad, bu isnadı sahih hadistir diyordular. Bizim müllerler kendi kılıp yol topadı bunu. Sahabeler Rasulullah'ın zamanında zina diyenlerse gel, kendi yol topasın. Yine başka rivayetlerde kiliyordu ki Umar ibn Hattab'tan rivayet kılınıyordu. An Umar annehu kâle La utiye bi muhallelin muhallilin ve la muhallelin lehu Beni aldığımda halal kılınçı erkek ve halal kılınçı erkek alıp gelin miydi? İlla eğer alıp gelinse racam tuhuma ikilesine racim kılaman diyordular. Toşubat taşburan kılıp öldüremen diyordular. Yani, Umar ibn Hattab ediyordu ki Beni aldım ki bunlar da keseleri taş bulan kılıp öldüremedi yaptı. Demek halalaya izin vermeklik gerek. Bu peskesli bu rasvalik. Beyhakide rivayet geliyordu ki Enne Osman emne affen Rufi aleyhi raclun tezavvece imraten liyuhillaha lizavciha Osman azilahunun zamanında bir adam bir hatingi ülendi erige halal kılıp verişti gücün. Şunlar alıp gelindi. Feferraka beynahuma acret vardılar. Hani bu nikahda itibar yana yaptılar. Yaşı kusurlarına yaptı. Hanefi mezhebi deyem, Hanefi kitaplarını görseniz bu haram değilin yani. Halalanın haram değilin yani. Caiz demeyen.
Lekin bunlar bu hilayi şer'iyye deyişir. Yani şer'i bir hile. Uzlarım ayeti yaptınız. Bu hile bu. Alda yapısılardır yaptı. Şeriatta bu meganlarsa bu uzlar tarafından tok çıkarılıyor. Karayın Kur'an'ın ne yaptı? Bunlar kendi tefsir kılışı yaptı. İnsanlar da kendi büzü yaptı. Ve bunun arkasından kaçınca kasatlar. Yani adamlarda ortasında köpeştamız. Yani bizi adamlar, bizi millet köptürüge Hanefi bu yanı için müllerler dedi ki Hanefi mezhebi de bar deydi. Şimdi Karabuski üçele mezheb alımları kim taş buran kıladı kim. Hanefiler bu kadar bir gayret dayyüz üyelmeydi. Bunu rasvali ki kendi yol aşağıda. Çünkü hadisler var. Bunlar kayak etti. Diyen taş buran başlamadı. Aslında Hanefi mezhebi bunu haram deyordu. Caizmez deyordu. Bu dalillerde Hanefiler rad kılışmıydı. Kabul kılışladı elbette. Bu mullalar insanlara izin bergandan keyin qancha fasodlar bo'lyapti. Qanday qilib bir inson o'zini ayolini boshqasiga tegishligi, boshqasidan yotishligi o'zi izin beradi, o'zi yo'l topadi bunga. O'zi oqtaradi. Turkiyada Pokistonda bir mufassir olimlar o'tiribmiz. Bir kampir bilan bir yigit keldi. Kampir aytdiki, "Hazrat, bu oğlun hatınını talak koydu, üç talak koydu. Şimdi üçte tuttu balasiyen var. Yaraştırıştı yolu yok mu?" Diyordu şeyh etti ki, şeyh hem Hanefi alamadı. Etti ki yok, yolu yok dedi. Şimdi acilaşık geçiyor oradı, başkası güylentir dedi. Hatınan iddiası bitkenden kim başkası getirdi, başka yolu yok dedi. King Camper etti ki, bu divana bu, cinli ki dedi. Cinliniye talakı çoradı mı şimdi? Yine şahin sorar, sen cinli misin? Sen iyi git, ben cinli ben deyip. Kaçından beri cinli sandın? Yavaşlığımdan beri cinli ben. Kani şariyette büzüklüğü için cinli buluşuna tayar buluyor. Yine şahin etti ki, bu ne vardı be? Tepe geç alakalı. Asmanlı köşede. Niye karatta? Nasıl soru yapsın? Şu tepeden inerse. Asmanlı et yapsın mı? Asman. Bu ne vardı diye bir köşede? Yer dedi. Sen sapta safsan, sen cinli misin? Çünkü o istiyor taraftan bu mıydı? Kempire dedi ki bu halala degen nasıl barakken şunu kısa bu mıydı mı dedi. Şeyh de gazabı gip gitti. Üyelmiyorsunlar mı? Kendi bu yaptı yapırasınlar. Bak tez çık birden dedi. Yok halala kılınmıyor dedi. Caizmez dedi. Allah'tan korkuyorlar dedi. Şeriatlı mesalatı meylar dedi. Kim çık geçtiler. Kadın ulamalar izin vermiyordu. Fakat yine şu bazı mülleler şeriatlı mesala kılıp bilmiyorum pul alışadı mı ya ki başa kılışadı mı? Şeriatı mesara kılıp, Müslümanlar da mesara kılıp, harlar şimdi fatvalar çıkar şey yaptı. Müslümanlar da mesara kılış bu, ummatta razil kılış bu, rasva kılış bu. Allah'tan korkuş gerek. Sahih hadislerde Resulullah lanetten yanası yakan değil ki uzun biraz. Ve Hanefi mezhebinde bazı fatvalar var. Bazı ulamalar dedi ki Hanefilerden, bana şu amel haramdır. Mal'undur. İkilesi hem Allah'ta lanetliye kalır yani. Üçilesi hem. Lekin baba da boyan busa, o hatın birinci eliye halal buluşu mümkün. Diyen fetvalar var. Lekin o diyenin şu amel caiz diyenemez. Bu amelde haramlığı ihtilafı yok. Hemen de haramlıydı. Bunu misal için görseydi ki bir insan arak içken busa, o kafir bu miydi ki? Mal'undur, katlı günahkardır. Lekin kafirmez. Hanefiler şu itibardan kalıp, şu iştikliğin adam bana mal'undur, katlı günahkardır, lakin kafir bu miydi? Lakin şu taraftan yakınlaşken, onu mülleler düşünmezden, bizi ulamalarımız izin verdiyken, deyişip, bunu kısa bulurak deyişip, caizmez, dürüstmez. Allah'tan korkuşluk gerek. Eğer bu meselelerde biz katı türmesek, bir tabalık kıladırken, dinimiz meskara bu kaladır, oyuncak bu kaladır. Her kim hala geldik, uzunu nefsiye, uzunu maksadiye, dünyavi bir faydası için, kendi halası şimdi buradığa nasıl kalırdı. Fe'in tallakahe, biz etken surette, buldu nikahlar. Şimdi ikinci er bilen, keliş gelmedi hatın. Kim ikinci talaksa, fele cünah aleyhime. Şimdi birinci er bilen, hatın. Ge günah bu meydan en yataraca, birbirleri kaçlıgı. İddia bitkenden keyin nikohlanishligi de günah yok. Ama şartı var ki insanla yuqima hududalloh.
o'rtalarida Allohning hadlarini, qonunlarini qoyim qilishlikka ko'zlari yetsa, bilsalar. Lekin yana zulm qiladigan bo'lsa, ularni uylanishligi joiz emas. Chunki uylanishlik bir sunnat amal bo'lsa, zulm, ya'ni erkakni xotinga zulm qilishi, xotinni erkakka zulm qilishi, bir-biriga xiyonat qilishligi, moliga, obro'siga tajovuz qilishligi, g'ibat qilishi, aybini ochishligi, tuhmat qilishi, bular hammasi katta gunohlar bular. Kerak emas bunday nikoh. Qaytmay qo'yish olsun. Yuqorida aytganimizda yashasa odamga o'xshab yashasin. Bo'lmasam ajrab ketsin. Kerak emas. Va bu masalalar nihoyatda muhim masalalardir. Shuning uchun Alloh taolo yana ta'kidlayaptiki va tilka hududulloh. Va bular Allohning hadlaridir. Ya'ni ulamolarimiz bu masalalarga mahkam turganligini sababi shu. Agar biz bu masalalarga mahkam turmasak, oyatda shunday debdi-yu, xolosini amal qil, xolosini amal qilmagin desak, Qur'onga xilof degan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo bu masalalarni bayon qilgandan keyin bu Allohning hadlaridir deyapti. Allohning chegaralaridir. Alloh chizib qo'ydi bularni. Allohning qonunlari deyapti. Bundan tashqariga chiqmanglar deyapti. Mana shu aytilgan masalalarni ichida bo'linglar deyapti. Demakki bular hammasi farz masalalar bular. Farz bo'lgan masala. Bundan tashqariga chiqdingizmi? Allohning chegarasidan tashqariga chiqdingiz. Hadisdan ochdingiz. O'tgan oyatda kelgandek faulaka humuz zolimun zolim bo'lasiz, mal'un bo'lasiz. Allohning g'azabiga qolasiz, osiy bo'lasiz. Yubayinu haliqomin ya'lamun. Bularda Alloh taolo bayon qiladiki, biladigan qavmlarga. Demak, bu narsalarga amal qilmayap turganlar johillardir. Qancha o'qigan bo'lsa bo'lsin, bu oyatga xilof qilyap turgan, halolaga fatvo beryap turgan, halol qilsa bo'laveradi deyap turganlar, ular bilmaydigan qavmlardirlar. Chunki Alloh aytayaptiki, yubayinuha, Alloh bu hadlarni, bu qonunlarni bayon qiladi kimga? Liqomin ya'lamun deyap, biladigan qavmlarga. Bu qonunlarga xilof qilganlar johillardir, johillardir, johillardir. Dinni masxara qilib o'ynashyapti. Mana shu masalalar nozik, chuqur, muhim bo'lganligi uchun va yashirilgan, insonlarga noto'g'ri tushuntirilganligi uchun yani oyatlarni biz kengroq tafsir qildik, tafsirlardan o'qidik, hadislarni o'qib berdikki, dalilli bo'lsin, hech kimning qalbida bir vasvasa qolmasin va hujjat bo'lib qolsin deb. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni butun xiyonatlardan, bütün günahlardan, bütün zulümlerden muhafaza kısın. En doğru ve hak yolga hidayet kısın. Bütün zulümlerden muhafaza kısın. En doğru ve hak yolga hidayet kısın. Bütün zulümlerden muhafaza kısın. En doğru ve hak yolga hidayet kısın.